sever seni, kim ağlar benim gibi, kim sever hadi söyle. Canımı veririm ben senin uğruna, yar ben sana yeminle. Aynalı tahirim, bükülmez bileğim, doğruluk peşindeyim. Aynalı tahirim, bükülmez bileğim, doğruluk peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Aynalı tahir derler bana, mertliğin peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Aynalı tahir derler bana, mertliğin delisiyim. Yiğit sakın uyuma, uyuma güzelim, ne olur. Yiğit! Çabuk, çabuk kaldırın. Aksi geldi. Çabuk taksiye taşıyalım. Çabuk, çabuk. Hadi. Çabuk kaldırın. İndirin beni. Ne oldu indirin. Koçum? Söyle. İyi misin oğlum? Hadi hemen gidelim. Tahir abi. Söyle koçum. Sana bir şey söyleyeceğim. Yiğit. Yiğit. Konuş be koçum. Susma. Alo, sana söylüyorum. Nasıl temizleyeceğiz bu pisliği? Bilmiyorum abi. Hem İpek de bizi oradan çıkarken gördü. Allah kahretsin. Öter mi peki bu kız? Öter abi. Öf. Öf! Abi ölmüş müdür sence? Ne bileyim lan. Ölse bir dert, ölmese bir dert. İnşallah ölmez abi. Şu senin İpek. Evet abi. Konuşmamalı. Anladın mı beni? Konuşmamalı. Bu işi sen halledeceksin. Eğer o kız konuşursa yanarız. Alo, dediklerimi anladın mı? Anladım da abi. Bahane istemem. O kız konuşmayacak. Eğer konuşursa seni de onu da çizerim. Haberin olsun. Tamam abi. İpek meselesini ben hallederim. Peki Yiğit ölmemişse? Ya konuşursa? Konuşmaması için elimizden geleni yapacağız. Hem muhabbeti de gördü biliyorsun. Ne muhabbeti? İşte kanka ihanetinden söz ediyorum. Ne olacak bile? Yaşayacak mı dersin? Bilmiyorum Tahir. Baksana doktor çok kan kaybetmiş dedi. Ölmemeli Bilal. Yiğit ölmemeli. Oğlum, oğlum nerede? Yiğidim nerede? Tamam Halil amca sakin ol. Ne oldu? Nerede oğlum? Yoksa? İyi. Yiğit'in durumu iyi. Nerede peki? Nereye götürdüler? Çok kan kaybetmiş. Yani? Korkma, ameliyata aldılar şimdi. İyiydim. Oğlum nerede? Oğlumu göreceğim. Ya dur Halil, ameliyatta dediler ya. Oğlum. Ya tamam Halil, metin ol. İyi demek ki. Ne kadar oldu ameliyata gireli? Getirdiğimiz gibi aldılar. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş da koca demir karnına girmiş oğlumu? Bize İpek haber verdi Halil amca. Biz de bilmiyoruz nasıl olduğunu. Çocukcağız. Keşke ayaklarım kırılsaydı da gitmeseydim. Tamam. Allah benim cezamı versin. Tamam Halil abi. Kendine eziyet etme. Birkaç parça lazımdı. Ben gider alırım baba dedi. Ha? Sen dükkana bak. Ben giderim. Hem hesap da kabardı. Onu kapatayım dedim. Keşke gönderseydim çocuğu. Ah benim salak kafam. Dur Halil abi. Gitti oğlum deseydim. Halil amca kendini suçlayıp durma. Yeter artık. Ben onu yıllardır anasız büyüttüm. O benim hayattaki tek varlığım. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Ölürüm. Oğlum. Canım oğlum.
Evladım, biricik oğlum, yiğidim, koçum benim. Canım yavrum, durumu nasıl hemşire? Doktor arkada, ondan daha iyi bilgi alırsınız. Yiğidim, canım evladım. Doktor bey, henüz tehlikeyi atlatmadım. Bir süre yoğun bakımda kalması gerekiyor. Ya. Yaksana bir tane. Ay Sevda, ben çok kötüyüm. Hala kendime gelemedim. Öf, zavallı çocuk. Nasıl oldu acaba? Bir haber de alamadık. İnşallah kurtulur. İnşallah. Kız nasıl oldu acaba? Sen nasıl buldun yiğidi? Ben tamirhaneye girdim. Bir baktım ölüce yatıyor yerde, kanlar içinde. Ne işin var ayol senin tamirhanede? Geçiyordum. Bana bak kız, sen bir şeyler mi gizliyorsun? Evet Sevda, vallahi dayanamayacağım, söyleyeceğim. Anlat, anlat hadi, ne oldu? Ben bizimkilerin koşarak tamirhaneden çıktığını gördüm. Kim bizimkiler? Tilki. Tilki ile Tekin. Tilki ile Tekin mi? Evet ya, Tilki ile Tekin. Tekin'e merhaba dedim. Beni görecek hali yoktu. İkisinde de bir telaş. Koşarak yanından geçtiler. Ben de merak ettim, bunlar tamirhaneden niye böyle çıkıyorlar diye. Girdim tamirhaneye. Bir de baktım, çocukcağız yerde, ölecek, kanlar içinde yerde yatıyor. Sonrasını biliyorsun işte. Demek değil ki. İkisi birden çıkıyordu, hem de koşarak. Vay ayı vay. Ne istedin zavallı çocuktan? Günah değil mi? Onlar mı yaptı dersin? Kim yapacak ayol? Tabii ki onlar yaptı. Allah belalarını versin onların. Versin ya. Ne istediler bacak kadar çocuktan? O çocuğa bir şey olursa, yiğit ölürse asarlar vallahi onları. Asarlar mı hakikaten? Deli misin? Tabii asarlar. Sen git birini öldür. Hem de küçücük çocuğu. Hadi ya. Bak İpek, bu gördüklerini sakın kimseye anlatma. Yaşatmazlar adamı vallahi. Kime anlatacağım ki? Hiç kimseye işte ayol. Senin çelenin freni yoktur. Bütün mahalleye yayarsın şimdi. Yok yok, anlatmam. Hem Tekin'e de bir şey olmasını istemezsin değil mi? İstemem tabii. O zaman görmedim, duymadım, bilmiyorum şekerim. Tamam mı? Hı hı, tamam. Vay ayı vay. Harcadı çocuğu. Yazık oldu çocuğa. Allah kahretsin. Nasıl kaza bu? İnsan küçücük tamirhanede nasıl düşer de karnına koca demir girer? Ne bileyim ben oğlum, kaza işte. Allah'tan İpek görmüş de. Zamanında yetişmeseydi. Allah korusun. Tüm mahalle para toplayıp kurban keselim. Verilmiş sadakamız varmış. Neyin var senin? Ağzını bıçak açmıyor. Hiç. Yok bir şey. Dert etme koçum. Hallettik senin meseleyi. Al bakalım. Bu harç para. Yarın kahvede ilk günümüz. Borç aldık Osman amcadan. Sağ olun ama ben o işi hallettim. Hallettin mi? Nasıl? Borç aldım bir arkadaşımdan. Dün gidip yatırdım. İyi ya. Arkadaşına borcunu ödersin. Al işte. Kimseye borçluk alma. Ne de olsa elimiz ekmek tutuyor artık. Tabii ya. Gerek yok. Siz de zorlamayın kendinizi. Olur mu öyle şey? Bizim zorlandığımız falan yok. Al hadi şunu. Neyin var oğlum senin? Söylesene. Yiğit. Yiğit'e çok üzüldüm. Olayın şokunu atlatamadım hala. Ya Yiğit ölseydi? Hepimiz çok üzüldük. Ama Yiğit yakında iyileşecek. Hadi al şunu. Arkadaşına borcunu öde. Her şeyi de takma kafana. Bir an önce okulunu bitir de bize de bir faydan dokunsun. Tamam mı koçum? Koptu. Ne oluyor be? Merhaba İpek. Tekin, sen misin? Bunları sana aldım. Ay teşekkür ederim. Şey değil, senin için aldım. Niye? İçimden geldi, aldım işte. Beğendiremedik galiba. Yok canım, beğenmez olur muyum? Hem de çok beğendim. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Eve. Pazardan geliyorum.
Annem evde beni bekliyor. Şöyle bir gezecek vaktin yok mu ya? Ay, bilmem ki. Annem bekliyor dedim ya. Hem böyle torbalarla filan. İyi o zaman. Eve kadar yürüyelim bari. Tekin! Ya şu çiçekleri geri al ya da torbanı taşı. Tekin. Efendim. Ne düşünüyorsun benim hakkımda? Ne düşüneceğim? İşte öyle. Ne demek işte öyle? Ne yani? Yani artık çıkıyoruz ya seninle. Çıkıyoruz değil mi? Peki beni seviyor musun? Şey tabii. Ben de. Ne diyeceğim? Ne? O günü soracaktım sana. Şu Yiğit'in yaralandığı gün. Ne oldu Yiğit'e? Niye koşarak çıkıyordunuz tamirhaneden? O gün bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz Ekrem abiyle oradan geçiyorduk. Yiğit'e, ben sizi tamirhaneden çıkarken gördüm. Kız ben yalan mı söylerim? İnanmıyor musun bana? Yok, ben inanıyorum da. Ama siz tamirhaneden koşarak çıktınız. Ben gördüm. Yavaş be kızım, yavaş be. Duyan da doğru zannedecek. Yok öyle bir şey. Sen yanlış görmüşsün. Sakın bunları kimsenin yanında söyleme. Anlaşıldı mı? Kimseye bundan bahsetmek yok. Tamam mı? Tamam, kimseye bahsetmem. Aferin sana. Bunlar ne ayı? Harbiden ha, muhabbete bak. Şu Yiğit meselesini de hiç araştırmadık. Nasıl yani? Yani bu kazanın içinde de bir yamuk olabilir mi diyorum. Ne bileyim oğlum? Yiğit'ten kim ne istesin? İşin içinde Tilki'nin parmağı olmasından şüpheleniyorum. Ne alakası var oğlum? Tilki'nin derdi zoru seninle. Yiğit'ten ne istesin? Bilmiyorum. O isteyecek bir şeyler bulmuştur. Yok be oğlum. Sen de yağmur yağsa Tilki'den bileceksin. O kadar da büyük oynamaya cesaret edemez. Sonrasını tahmin edeceği için. O soysuzdan her şey beklenir. Bakalım. Yiğit hastaneden çıksın da. Yüzüme bile bakmıyor. Beni fark etmedi bile. Gözü zümrütten başkasını görmüyor ki. Oğlum ne zaman açılacaksın sen bu kıza? Uygun bir zamanı kolluyor. Neyin uygun zamanını? Tırsıyorum desene şuna. Ne tırsması oğlum ya? Hem neden korkacakmışım ki? Olmazsa olmaz. Tabii öyle. Tabii öyle. Zümrüt. Merhaba Gizi. Merhaba. Hazır mısın? Bugün alışverişe gidecektik ya. Sana bir şey beğendim. Görünce bayılacaksın. Şimdi olmaz Ekrem. Dün konuştuk ya kızım. Neden şimdi olmaz? Canım istemiyor şimdi. Başlatma lan canından. Bugün dedim. Alışverişe bugün çıkılacak. O kadar. Niçin sinirleniyorsun ki? Yarın çıksak ne olur? Sen niye böyle nane nane davranmaya başladın yine? Bir durum varsa... Ne durumu olacak? Bugün biraz kötü hissediyorum kendimi. Demek benim dünyalar güzelim bugün hasta. Onu hemen doktora götürelim o zaman. Yok, yok gerek yok. Şu düğünü erkene alsak diyorum. Benim artık sabrım kalmadı. Erkene mi? Ne o? Niye şeytan çarpmış gibi bakıyorsun? Evlenmek istemiyor musun benimle? Alo, sana söylüyorum. Evlenmek istemiyor musun benimle? Bilmiyorum. Duyamadım. Ne dedin? İstemiyorum. Seninle evlenmek istemiyorum. Manyak mısın sen lan? Oyun mu bu? Bir öyle bir böyle. Hasta mısın sen ha? Ekrem lütfen. Ben bu zorlamalardan, bu baskılardan bıktım artık. Seni affedeceğim. Sen benim olacaksın anladın mı? Aynanımı ayarttı seni ha? Sen her gördüğünde böyle kuyruk mu sallıyorsun ha? Dur, bırak beni. Yürü, yürü babanla da konuşacağız. Söylediklerini babana da söyleyeceksin. Dur Ekrem, bırak beni. Yürü dedim, yürü. Bu salaklığın cezasını çekeceksin. Buyur Osman amca. İlk çayı sana getirdim. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Hadi hayırlı olsun, bugün ilk gününüz. Sağ olasın Osman amca. Senin sayende bizim de bir işimiz oldu işte.
Ne yapıyorsun sen? Günlük ne kadar harcamamız var onu hesaplamaya çalışıyorum. İyi, hesabımızı kitabımızı bilelim de. Selamun aleyküm. Aleyküm. Geçmiş selam. Olsun Halil abi. Sağ ol. Çok üzüldük, geçmiş olsun. Ne oldu, bir gelişme var mı? Bugün biraz daha iyi gibi. Neyse, verilmiş sadakamız varmış. Yakında çıkar hastaneden. Doktor, her an tehlikeli bir durum olabilir dedi. Korkma artık. Düzeldi maşallah. Bugün yarın çıkar hastaneden. İnşallah. Telaştan size de teşekkür edemedim be çocuklar. İyilisiz götürmüşsünüz hastaneye. Allah razı olsun. Ne demek Halil amca, lafı mı edilir bunu? Kim olsa yapardı. Lafı mı olur Halil amca? Yeter ki Yiğit iyileşip bir an önce çıksın hastaneden. Hem biz de bugün ziyarete gideceğiz Yiğit'i. Ucuz atlar. Şansı varmış. Evet, beterin beteri var derler. Dur Tahir. Bırak Bilal. Sen karışma Tahir. Zümrüt ağlıyor. Sen karışma dedim. Ne dertleri varsa kendi aralarında halletsinler. Ama Zümrüt. Boş ver şimdi Zümrüt. Ziyaret saati bitmeden Yiğit'i görelim. Bırak beni hayvan, bırak. Yürü. Bakalım baban ne diyecek senin bu kararına. Üçümüz yüz yüze konuşacağız, anladın mı beni? Ekrem, Ekrem dinle beni. Baban dinlesin seni. Ekrem, baban beni öldürür. Senin dediğin gibi olsun. Her şey istediğin gibi olsun. Evleneceğim seninle. Ne olur babama bir şey söyleme. Demek her şey benim dediğim gibi olacak, öyle mi? Öyle. Sen ne dersen o olacak. Aferin güzel. Yola geliyoruz. Küçük beynin çalışmaya başladı anlaşılan. Ekrem, bana inanmıyor musun? Ne oluyor çocuklar? Neyiniz var sizin? Ne bu haliniz? Yok bir şey. Zümrüt Yiğit'in başına gelenleri hatırladı da içlendi biraz. Öyle değil mi Zümrüt? Evet. Ben de onu teselli etmeye çalışıyorum. Kadın yüreği işte, dayanmıyor. Benim güzel kızım, onun için mi ağlıyorsun sen? Hepimiz çok üzüldük. Ama şimdi iyiymiş durum. Şu bizim düğün işini de... Söylesene oğlum. Erkene alsak diyorum. Sevgili nişanlımla öyle karar verdik. Öyle değil mi Zümrüt? Aferin size. Çok iyi bir karar vermişsiniz. Ben de doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Doktor Yalçın Güzel, müdür reisi bekleniyorsunuz. Affedersiniz. Doktor Yalçın Buyurun. Güzel. Ben iki gün önce acile getirilen gencin odasını soracaktım. Adı Yiğit. Koridorun sonunda solda. Yalnız yanında çok kalmayın. Daha tehlikeyi atlatamadı. Teşekkürler. Yiğit. Yiğit, beni duyuyor musun? Bir an önce iyileş Yiğit. Bir an önce iyileş de aramıza dön. Hepimizi çok korkuttu. Rüyalarıma girdi. Uykularım kaçtı günlerce. Ama neyse, şimdi iyiyiz. Yiğit. Oo, bakıyorum da bize haber vermeden gelmişsin. Ben okul dönüşü uğradım. Bugün daha iyice gibi. Ne dersin bile? Bugün daha iyi görünüyor. Yüzüne renk gelmiş sanki. Aa, gözlerini açıyor. Kendine geliyor. Yiğit, nasılsın oğlum? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim. Tabii ya. Aslanlar gibi benim kardeşim. Hadi kalk artık oğlum be. Hepimiz seni çok özledik. Tahir, abi. Efendim, söyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bende bir mektup var. Ne mektubu? Zümrüt. Zümrüt'ten. Nerede? Ne mektubu?
tulum, tulumun içindeydi. Artık hastayı yalnız bırakın, dinlenmesi gerekiyor. Tamam, çıkıyoruz şimdi. Ay çocuklar, o gün ne kadar kötüydü. Evet çok evet, ben de çok korktum. Gerçekten çok korktum. Bizim kankalar da buradaymış. Ha, evet. Nasıl? Bugün nasıl durumu? Bugün çok iyi maşallah. Konuştu bile. Yaşasın, düzeldi galiba. Ay çok sevindim. Neyse ya. Yiğit'in iyi olduğuna hepimiz çok sevindik. Yakında çıkar inşallah. Konuşalım mı biraz? Olur. Hadi gidelim Sevda. Hadi Feride. Hadi yürü yürü. Nasılsın Zümrüt? İyi. Yiğit bir mektuptan söz etti. Okudun mu mektubu? Okumadım. Ne yazıyordu peki mektupta? Ben seni hala sevdiğimi yazmıştım. Bunu biliyorum Zümrüt. Bir an bile şüphe etmedim zaten. Senin de bana olan sevginin bir an bile azalmadığını biliyorum. Peki ne yapacağız Tahir? Dön bana Zümrüt. Her şeyi bırak ve dön bana. Nasıl Tahir? Nasıl yapabilirim bunu? Ekrem'i, bizimkilere nereye kadar karşı koyabilirim? Dün niye ağlıyordun sen? Ekrem neden sürükleyerek götürüyordu seni? Onunla evlenmek istemediğimi söyledim. O da... Ne yaptı sana? Ne yaptı söyle. Sana bir şey mi söyledi? Bir şey mi yaptı? Zorla babamın yanına götürmeye kalktı. Her şeyi babana anlatacağız dedi. Sen ne dedin? Ben çok korktum Tahir. Evleneceğim seninle demek zorunda kaldım. Nasıl böyle söylersin? Nasıl o hayvana boyun eğersin? Korkuyorum Tahir. Ekrem'le evlenmezsem babam beni öldürür. Hem Ekrem de rahat vermez bizi. Neden bu kadar korkuyorsun? Neden? Korkuyorum işte. Sen yokken de bana neler yaptıklarını bilmiyorsun Tahir. Bak Zümrüt, bu sana son soruşum. Bana dönecek misin? Her şeyi. Herkesi karşına alacak kadar seviyor musun beni? O zaman bu işi ben çözeceğim. Ne yapacaksın Tahir? Tilki ile aramızda hallederiz bu işi. Güzellikle. Olmazsa zorla. Abi biz de az kibar değiliz ha. Kolonyamızı, çikolatamızı almışız. Yiğit'i ziyarete gidiyoruz. Tabii oğlum. Mahallenin gözünde imajımızı düzeltmemiz lazım. Öyle değil mi? Haklısın abi. Şimdi bizi millet bir de Yiğit'in yanında görürse... İpek'le konuştun değil mi? Cevap versene lan! Sen nereye bakıyorsun? Benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Yoksa ben hayal mi görüyorum? Görüyorum abi! Öldüreceğim lan sizi! Geberteceğim lan abi, sizi! Abi gözünü seveyim, cıngar çıkarma! Abi gözünü seveyim! Başımıza bela almayalım! Koş! Koş çocukları çağır! Tamam! Seni kimselere bırakmam Zümrüt. Hiç kimselere. Ne oluyor lan burada? Ne bu muhabbet? Ekrem! Ekrem ya! Sen ne arıyorsun lan burada? Kaltak! Ekrem! Dur lan, dokunma ona! Seninle sonra hesaplaşacağız. Sana gelince aynı. Utanmıyor musun lan sen? Delikanlılık bu mu? Lafını bil de konuş Tiki. Adamı sinirlendirme. Durun ne olur! Sen karışma lan! Ona dokunma dedim sana. Dur lan! Hemen dayılanma. Önce adam gibi konuşalım. Senin derdin ne aynalı? Sen benim bu kızla evleneceğimi bilmiyor musun? Niye delikanlı gibi olanları kabullenmiyorsun ha? Bu kız seninle evlenmek istemiyor Tilki. Sen de bunu kafana sok. Onun gözünü korkutarak zorla razı etmeye çalışıyorsun. Zümrüt beni seviyor. Çekiler adam. Sen de dur bakalım şurada. Hepimiz dökelim incilerimizi. Demek bu kız benimle evlenmek istemiyor ha? Zorla güzellik olmaz Tilki. Çekil aradan. Bizi rahat bırak. Bu işi güzellikle çözelim.
İstemiyor musun lan sen benimle evlenmek? Söylesene Zümrüt, beni ne kadar sevdiğini, bu herifle evlenmeyeceğini. Tahir, ben... Gene mi getirdin lan köpeklerini? Bırakın. Güzel güzel konuşuyoruz. Gönder şunları gitsinler. Ne o? Korktun mu? Ne korkacağım lan senden deve? Dur bakalım aynı. Daha sevgilinin cevabını duymadın. Söyle bakalım güzelim. Bak bu kadar insan senin cevabını bekliyor. Tabii vereceğin cevap birçok insanın geleceğini etkileyecek. Korkma Zümrüt. Ne konuştuk seninle? Hiçbir şeyden korkmak yok. Sana bir şey olmayacak. Bana güven Zümrüt. Hadi söyle. Bilmiyorum Tahir. Ne? Ne dedin sen? Cevabını aldın aynalı. Bundan sonra boş hayaller kurma. Zümrüt! Yürü, yürü diyorum sana! Ay. Aa. Tahir! Gel buraya! Tahir! Yürü! Sırlamayı kes! Bırak beni! Yürü diyorum sana! Artık. Zümrüt! Yürü! Yeter. Bunu nasıl yaparsın? Kes diyorum! Yalan mıydı? Her şey yalan mıydı? Tahir! Bırak beni lütfen! Yürü. Hiçbir şey Zümrüt. Dünyadaki hiçbir acı beni bu kadar yıkmadı. Ne mopusane? Ne başka bir şey. Sen beni öldürdün Zümrüt. Bana bir çay. Sen dur ben veririm. Nerede kaldı bu herif ya? Kim? Kim olacak? Tahir'den bahsediyorum. Zümrüt'ün yanından ayrılamadı herhalde. Şu işte benim sinirlerimi bozuyor ya. Neyse. Bir türlü vazgeçiremedik şu herifi Zümrüt sevdasından. Bazı şeyleri anlamak istemiyorum. Bazı şeyleri mi? O Zümrüt konusunda hiçbir şey anlamak istemiyorum. Zümrüt deyince akan sular duruyor. Ne bileyim. Perde iniyor sanki herifin gözlerine. Yakında evlenecek tilkiyle. O zaman ne yapacak? O Zümrüt'ün kendisine döneceği hayallerini kuruyor. İnşallah başına bir bela gelmez. Merhaba Tahir. Aa, Allah Allah. Neyi var bu çocuğun? Selam Aynalı. Hey Aynalı. Duymuyor musun beni? Canım istersin. Nesi var bunun Allah aşkına? Senin aynı. Tahir, neden konuşmuyorsun? Aynalı, sen ağlıyorsun. Ne oldu? Hadi Tahir, yapma böyle. Hepimizin kötü anları olur. Bunları birileriyle paylaşmalıyız. Hadi anlat bana.
Neyin var Tahir? Seni bu kadar yıkan şey ne? Aşk acısı. Sen bilir misin? Beni anlayabilir misin? Anlatırsan anlarım Tahir. Sana elimden gelen yardımı yaparım. Onun uğruna ben öl dese ölürdüm. Kimin Tahir? Kimden bahsediyorsun sen? Zümrüt. Elin. Eline ne oldu? Dur, izin ver sarayım. Bu acının ne önemi var? Benim yüreğim kanıyor Sedef. Dönerim sana dedim. Seni canımdan çok seviyorum dedim. İnandım ona. Her defasında inandım. Ölümüne sevdim ben onu. Hayatımı verdim. Seni terk mi etti? Ekrem'i. Parayı pulu bana tercih etti. Aşkımı sattı. Onunla evlenecek. Beni yalanlarla oyalayıp onunla evlenecek. Seviyor musun hala? Onu içimden atamıyorum. Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Senin gibileri var mı hala Tahir? Hala böyle aşklar var mı? Bu olay bugün kapandı. Anlaşıldı mı? Alo, sana soruyorum. Duydun mu beni? Ne kadar ciddi olduğumu anladın herhalde. Umsana lan! Dilini mi yuttun? İstediğin oldu işte sonun. Daha ne istiyorsun? Tabii olacak. Seni aynalıya bırakır mıyım? Sen ne biçim bir insansın? Sen artık bu ilişkiden, bu evlilikten ne bekleyebilirsin ki? Ne diyorsun sen be? Ekrem. Ekrem, niye anlamak istemiyorsun? Her şey zorlu oluyor. Biz evlendik diyelim, mutlu olabilecek miyiz? Benim mutlu olacağım kesin. Nereye kadar Ekrem? Nereye kadar? Bu oyunu nereye kadar sürdüreceksin? Ne oyunu? Senin beni sevdiğin falan yok. Eğer benimle evlenirsen Tahir'e karşı büyük bir zafer kazanacağını sanıyorsun. Sence de öyle değil mi güzelim? Değil. Tahir artık benden nefret ediyor. Asla beni sevmez. Asla bana dönmez. Ben onu ölene dek kaybettim. Onu kaybettin ama beni kazandın. Çekil, dokunma bana. Bana bak. Bu mesele burada kapandı. Bundan sonra aynalıyla ilgili tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Anladın mı beni? Hadi yürü şimdi, doğru eve. Dur bir dakika. Tekin! Tekin! Buyur abi. Zümrüt yengeni eve bırak. Bir yamuk olmasın gene. Peki abi. Hadi. Kaybettin aynalı. Zümrüt benim artık. Kaybettim bu defa. Seni çok iyi anlıyorum aynalı. İnan çektiğin acıyı hissedebiliyorum. Ben kusura bakma, senin de keyfini kaçırdım. Olur mu öyle şey? İnsan hikayeleri hep ilgimi çekmiştir. Hem senin gibi birinin aşk yüzünden böyle acı çekmesi, ağlaması. Tutamadım kendimi. Şimdi çok utanıyorum. Ne demek utanıyorum? Ağlamak utanılacak bir şey değildir Tahir. İnsanın duygularında ne kadar dürüst olduğunu gösterir. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Elin çok acıyor mu? Elimin acısını hissetmiyorum bile. Tahir, bak gel bir hastaneye gidelim. Şuna baktıralım. Yara çok derin, dikiş atmak gerekebilir. Yok ya, iyileşir kendine. Bu yara iyileşir de. Zaman Tahir. Zaman en iyi ilaçtır. Her şey unutulur zamanla. Bu kadar acı çektirme kendini. Bak ne diyeceğim. İstersen gidip konuşurum Zümrüt'le. Ha ne dersin? Ona yanlış yaptığını. Eğer Ekrem'le evlenirse hayatı boyunca mutlu olamayacağını söylerim. Onu ikna ederim Tahir. Ha ne dersin? Boşuna Sedef. Ben Zümrüt'ü yanlış tanımışım. Onun aşkımız uğruna benim gibi savaşacağını, cesur olacağını sanmıştım. Ama o baştan sattı beni. Paçavra gibi fırlatıp hayatından çıkardı. Belki korkmuştur. Belki çaresiz kalmıştır. Hemen onu karalama. Korkmamalıydı. Hiçbir bahanesi yok. O kolay yolu seçti. Ekrem'e döndü. Bunun başka ne açıklaması olabilir?
Tamam artık, sen git. Geldik zaten eve. Yeter be, geldik işte eve. Niye peşimdesin hala? Olmaz yenge. Eve kadar bırakacağım seni Ekrem abime, söz verdim. Ne yengesi be salak? Bitti işte. Artık Tahir'i tamamen kaybettim. Bitti. Dur yenge, ne oldu? Ben kahveye gideyim. Bütün işleri Bilal'e yıktım. Peki. Sedef, sağ ol beni dinlediğin için. Sen de erkek gibi kızmışsın. Erkek gibi mi? Ben sadece içimden geldiği gibi davranıyorum. Görüşürüz Tahir. Tamam. Ne oluyor kız böyle artistik pozisyonlar? Öyle şekerim bundan sonra. Ne söyle kızım? Neyin var senin? Kızgınım sana. Neden kızgınsın? Neye taktın gene? Yiğit olayından bahsediyorum şekerim. Ne biliyorsun sen Yiğit olayı hakkında? Hem benim ne alakam var Yiğit'le? Hadi be, numara yapma. Ben her şeyi biliyorum. Ne o şeker? Gerildin galiba. Benim bıldırcının biraz uyduruyor galiba bu gece. Ne uydurması be? İpek anlattı. Sizi tamirhaneden çıkarken görmüş. Sonra Yiğit'i kanlar içinde yerde bulmuş. Yalan. O salak karı yalan söylemiş sana. Biz o gün işimiz vardı. Salla salla. Belki bir tanesi tutar. Bana bak. Bu saçmalıkları herkese anlatmıyorsun değil mi? Yalansa niye bu kadar korktun şekerim? Bıldırcın. Sinirlerimi zıplatıyorsun. Bana bak Ekrem. Senin yolun yol değil. Günah değil mi küçücük çocuğa? Ne istedin ondan? Bana akıl mı veriyorsun bıldırcın? Akıl falan verdiğim yok. Sadece yaptıklarına inanamıyorum. Sen bu kadar kalpsiz olamazsın. Günah değil mi o çocuğa? Söylesene, ne istedin o çocuktan? Yeter be. Sana ne? Ne istediysem istedim. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Ben neyim senin için Allah aşkına? Sen benim bıldırcınım mısın? Muhabbeti sulandırma tilki. Ciddi konuşuyoruz şurada. Benim hiçbir değerim yok değil mi senin gözünde? Böyle arada sırada sıkılınca gelip gönül eğlendirdiğim biriyim işte. Ne diyorsun kızım sen ya? Ne diyorum öyle mi? Ulan benim duygularım yok mu? Ben insan değil miyim? İyi de senin her türlü masrafını karşılıyorum ya. Ben paradan bahsetmiyorum embesil. Ben sevilmek, değer görmek istiyorum. İyi de seviyoruz ya seni. Sevgi ha? Ne sevgisi? Sen de diğerleri gibisin. Ben hiç sevgi görmedim hayatımda. Kocam, halam, herkes kullandı beni. Şimdi de sen. Başına gelenleri biliyoruz kızım. Sen de asisti değil misin ha? Çok bir şey istiyorum lan senden. Çok bir şey istiyorum. Sen de amma kafa çizdin be. Ne bekliyordun? Ne umuyordun ki benden? Defol. Defol git evimden. Sen fazla hayal kurmuşsun Sevda Hanım. Defol dedim sana. Git. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Hayvan herif. Canımı susadın lan. Seni gebertirim. Duydun mu beni? Senin leşini sererim. Kimsenin ruhu duymaz. Bir daha bunu sakın deneme. Sakın. Çattık ya. Karı kafayı yemiş. Seviyorum lan seni. Hayvan herif, seviyorum. Nerede kaldı lan bu herif? Ne bileyim abi, gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Lan bu herif bizi satmış olmasın? Geliyor abi. Thank you.
Hoş geldin. Geciktin ama neyse. Tekin, parayı çıkar. Söyle bakalım, Aynalı neler çeviriyor? Ben bunu yapamayacağım. Ne olan? Yamuk mu yapıyorsun sen? Ben arkadaşlarımı satamam. Geçen gün aldın ya lan. Şimdi mi zoruna gidiyor? Ne bu böyle cazlar pozlar? Aldığım parayı geri veririm size. Ben bunu Tahir'e yapamam. Dur bakalım. Öyle kolay yırtamazsın. Elin nasıl? Ağrıyor mu hala? Ağrıyor biraz. Oğlum bak, ihmal etme, derin yara. Boş ver ya. Bana bak Rıza. Bu saatten sonra yamuk olmaz. Anladın mı beni? Ne oluyor ya? Seninle bir anlaşma yaptık. Ne oluyor lan burada? Hadi söylesenize. Kankana sorsana. Ne oldu Rıza? Ne işin var senin burada? Ne oldu oğlum, konuşsana. Ben açıklayayım durum. Kankan seni satıyordu. Hem de harç parasına.